Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle arkadaşlar kornişon turşusu nasıl yapılır, kütür kütür nasıl olur ve suyu bozulmadan nasıl kış boyu durur onun tarifini paylaşacağım. Püf noktalarıyla öncelikle kornişon turşumun bu sefer suyunu yaparak başlayacağım. Her seferinde önce bidonu izliyorum, sonrasında suyunu ve sirkesini malzemelerine ilave ediyordum. Ama şimdi bu sefer bir değişiklik yapacağım. Size önce sirkesini, tuzunu, asitlerini ayarlayacağım. Sonra dizme işlemine geçip o şekilde ilave yapacağım. Arkadaşlar kütür kütür çıtır çıtır olan bir kornişon turşusu nasıl yapılır? Onu paylaşacağım öncelikle. 5 kiloluk bu şekilde bir bidonum var. Bidonunuzun hava alıp almadığına mutlaka kontrol edin. Kapağını mutlaka kontrol edin. Eğer hava alırsa asit yapar. Asit yaparsa da mutlaka turşularınız yani kornişonlarınız yumuşar ve erime yapar. Bir başka türlü erime nasıl olur? Tuz oranı fazla veya da eksikse. Bunu ortalamak gerçekten çok önemli. Sirke oranı fazla veya eksikse. Bu konuda da nasıl yapabilirim, ben hani nasıl bunu elde ederim derseniz ben size tam ölçülü tarifini vereceğim. Ama her sirkenin, her tuzun marka oranına göre asit oranı ve tat verme oranı değişiyor. Mutlaka bunu göz ardı etmeyin. Videolarını da sonuna kadar izlerseniz tüm detaylarını görmüş olacaksınız. Arkadaşlar öncelikle bir çay bardağı tuzumuzu alıyorum. Kaya tuzu, salamura tuz, bir yemek kaşığı limon tuzu ekliyorum ve arkadaşlar 3,5 su bardağı kadar üzüm sirkemizi. Kavaklıdere kullanıyorum. Kavaklıdere'ye en yakını Tarış marka var. Bulamazsanız eğer marketlerinizde, ama mutlaka üzüm sirkenizin tadına bakın. 3,5 su bardağı kadar 3 sirke kullanacağım. Biz biraz sirkeli ve asitli seviyoruz arkadaşlar. Orta şekilde olsun istiyorsanız 2,5 su bardağı koymanız yeterli sirkeyi. Eğer sirke ağzıma var veya da yok arasında olsun diyorsanız 1,5 su bardağı 5 kiloluk bidona sirke yeterli gelecektir. Tuzlu olup olmadığını nereden anlayacağız diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız diyorsunuz. Turşumuzu kuruyoruz. Kurduktan sonra 3 gün dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra kapağını açıyoruz arkadaşlar. Tadına, suyuna, sirkesine ve kornişonu kendisine yiyerek bakıyoruz. Eksiği varsa ilave ediyoruz. Tuz, limon tuzu, sirke gibi. Ama fazlası varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Bidonun başından belli bir miktar sirkeli suyunu alıyoruz. Sadece içme suyu olan sudan tekrar üzerine bolca ilave ediyoruz. Bu şekilde fazlaysa dengesini sağlamış oluyoruz. Ama eksikse dediğim gibi sirke, tuz ilave ederek bunu tamamlayabilirsiniz. Ve serin ve karanlık ortamda tutmanız turşunuzun önemli faktörlerinden bir tanesi. Güneşi gördükçe erime yapıp olgunlaşmaya geçmesin kornişonlarımız. Bu şekilde sirkemizi, tuzumuzu, limon tuzumuzu eritiyoruz. Ve kurma işlemine geçelim yan tarafta. Arkadaşlar 5 kiloluk bidonum var. Birkaç diş sarımsak ilave ediyorum. Ve önceden yıkadığım, temizlediğim 1,5 saat tuzlu suda, 2 yemek kaşığı tuzlu suda beklettiğim kornişonlarım ve sonrasında tekrardan yıkadığım kornişonlarım var. 2-3 tur mutlaka yıkıyorsunuz. Kumundan ve çiçeklerinden arındırıyorsunuz. Çiçeklerinden iyi arındırırsanız arkadaşlar kesinlikle mutlaka turşularınız suyu berrak olacaktır. Ben önceden bu işlemi yaptım. Bu şekilde deliyorum arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde delip yapıyorum. Ben önceden yapıp ayırdığım için, koyduğum için arkadaşlar size göstermelik olarak bu şekilde delip dizerek koyuyorum. Ben dizerek koymayı tercih ediyorum. Bidonda daha fazla kornişon alsın diye. Bu arada 5 kiloluk bidonumuza 3-3,5 kilo arası kornişon alıyor arkadaşlar. Kornişonlarınızın büyüklüğüne, ebatına göre de değişebilir. Dizme şekline göre değişebilir. Rastgele koyduysanız mutlaka daha az alacaktır. Ve ben bu şekilde dizerek, sıkıştırarak
kornişonlarımı koymayı seviyorum. Tamamıyla dizme işlemini gerçekleştirdim. Dizerek arkadaşlar buraya kadar çıktım ve ara ara sarımsaklarımı ekledim. 1,5 baş sarımsak 5 kiloluk bir bidon için yeterli arkadaşlar. Daha fazlasına gerek yok. Çok seviyorum diyorsanız abartmayın. Çünkü sarımsak da turşunuzun tadında değişiklik yapacaktır. O yüzden ben çok aşırı kullanmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar karıştıracağım şimdi tekrardan karışımımı. 3,5 su bardağı sirke. 1 çay bardağı salamura kaya tuzu, 1 yemek kaşığı kadar da limon tuzunu ekleyip karıştırdım arkadaşlar. Şimdi turşumun üzerine koyacağım. İyi bir turşu yapmanın püf noktaları kesinlikle arkadaşlar turşunuzu kontrol edip takip edin. Bir hafta arayla mutlaka koyduğunuz yerde turşunun suyuna bakın. Eğer bana sıkça sorulan diğer videolarımda soru var arkadaşlar, onu cevaplandırmak istiyorum ben size. Arkadaşlar benim turşumun suyu değişti, asit yaptı ama salatalıklarım hala olduğu gibi duruyor. Nasıl kurtarabilirim turşuyu diye sorular sıkça soruluyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar nasıl kurtaracağınızı anlatacağım ben şimdi sizlere. Eğer salatalıklarınız, keleğiniz, acurunuz sağlam ise leğene tekrardan su koydum çünkü dibindeki tuzu da alsın diye. Keleğiniz, salatalığınız hala sağlam ve kurtarılmaya ihtiyacı var ise öncelikle bidonumuzu bir leğene boşaltıp suyundan süzüp bir tur yıkıyoruz malzemelerimizi. Yıkadığımız malzemeleri arkadaşlar tadına baktıktan sonra sağlam bir bidonumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Eğer bidonunuz delik veya da sorunluysa, kapağı delik veya da sorunluysa mutlaka bunları değiştiriyoruz ve yeni bidonumuza malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra salatalığın tat oranına göre sirkeli, tuzlu, limon tuzlu bir su hazırlayıp üzerine ilave edip kapağını sıkıca kapatıp arkadaşlar sadece sirkesinin gelmesini bekleyerek bu şekilde kesinlikle turşunuzu kurtarmış olacaksınız. Şimdi sıkıca kapağını kapatacağım. Mutlaka kapağınızın şu tutma kulp yerlerini kontrol edin. Buralardan genelde çatlama veya da kırılma olabiliyor. Bu iç kısımdan kontrol ederseniz arkadaşlar hava alıp almadığını da öğrenmiş olursunuz. Dediğim gibi kurtarma işleminde salatalıklarımızı güzelce yıkıyoruz, süzüyoruz. Sağlam bir bidona alıyoruz ve salatalığın tat oranına göre mutlaka sirke, tuz, normal tuz ve limon tuzu olarak ilave edip ekliyoruz. Kapağı kapanmıyor. Arada sıkışma yapıyorsa tekrar açıp tekrardan kapatabilirsiniz. Turşum bu şekilde hazır oldu. Çok güzel. Rabbim herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Bu şekilde su ve sirkenin karışmasını sağlayacağım. 4-5 kere bu işlemi yapıyorum. Eşit olsun diye. Arkadaşlar turşum kışa hazır oldu. Evet, 3 gün sonra kontrolünü sağlayacağım turşumun. Çünkü 3 gün sonra salatalıklar tadını, tuzunu, sirkenin almış olacak. Tuzunu da bu şekilde. 3 gün sonra açıp kontrol edeceğim. Kontrol ettiğim şeklin videosunu arkadaşlar çekip videonun sonunda paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Arkadaşlar turşumun 3. günü doldu. Şimdi tadına bakma olarak onu gerçekleştireceğim. Tadında eksiklik fazlalık var mı diye açacağım. Şimdi sizlerle kontrol edeceğim. Hiçbir şey yoksa tekrar kapağını kapatıp karanlık ve serin bir odada veya da dolabın içerisinde muhafaza edeceğim. Kış boyu da kütür kütür yiyeceğiz. Yanımıza bir tatlı kaşığı aldım ve kapağını açıyorum. Bu şekilde. Gayet her şey güzel, yolunda gidiyor. Şimdi suyuna bakacağım. Tuzu bir tık eksik geldi. Onu ilave edeceğim. Sirkesi, asit çok güzel.
Bir tane de salatalığın tuzuna bakacağım. Çıtır çıtır. Tuzunu ilave edip kapatacağım. Arkadaşlar, erimemesi için tuzu bir tık eksik geldi ve bir yemek kaşığı kadar kaya tuzumuz üzerinden ilave ediyorum ve kapağını kapatıyorum. Kapağımızı örtüyoruz sıkıca tekrardan. Bu şekilde. Afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşarak bu videodan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Kanalımda poğaçalar, börekler, yemek tarifleri, çorba tarifleri, balık tarifleri ne ararsanız var. Videolar kısmından bulamıyorum derseniz oynatma listesinden ana yemekler, börekler, hamur işleri diyerekten o şekilde ayırt ettiğim oynatma listelerinden bulabilirsiniz kolayca. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.